Büyükşehir'de Ahmet Metin Genç, Sürmene'de Hüseyin Azizoğlu. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz? Gelen başkan istihdama yönelik çalışmalar yapabilirse güzel olur. Bir de yayla yollarımız bizim var diyelim. Yayla yolları bozuk. Başka da yani Sürmene'de yapılacak zaten çok fazla bir bütçesi yok Sürmene'nin. Sürmene'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiç kimseye. Kararsız mısınız? Kararlıyım ama hiç kimseye oy vermeyeceğim. Büyükşehir ve Sürmene'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Parti olarak mı? Aday olarak, parti olarak. Cumhuriyet Halk Partisi. Hem ilçede hem büyükşehirde mi? Tabii ki. Peki istediğiniz başkan seçilirse neler yapsın istersiniz şehirde ve ilçede? Yani çok şey var ama onları böyle şimdi dizmek çok kolay değil. Sürmene'de çok şey yapılması lazım. Sürmene Trabzon'un kültür bakımından en yüksek seviyede olan bir ilçesiydi. Maalesef bunu kaybetti uzun müddetten beri. Bir kere o geriye, eski tarihine dönmesi lazım. Eski kültürüne bir kere dönmesi lazım. O da tabii ancak siyasi görüş ve olacak. Yoksa bu sistemde yine devam ederse aynı görüş devam edecek ve Sürmene'nin istikbali bu vaziyette kurtulamaz yani. Hayırlı sanatçısı Yusuf Öğürdü. Kararsız mısınız hala? Kararsız. Recep Kalyoncu'ya vermeyi düşünüyorum. Peki gelen başkan, yani gönlünüzden geçen başkan seçilirse neler yapsın istersiniz? Vallahi Müslüman'ın fikri ve düşüncesi İslam hususunda olduğu zaman düşüncelerimin de ne olacak? Allah için faaliyetler yaparsa güzel olur. Şu anda çok kararsızız. Şöyle kararsızız. Çünkü bu yönetimler doğru dürüst yönetmiyorlar. Torpille işe alımlar. Yani torpil her yerde var. Dönüyor. Her yerde torpil dönüyor. Yani insanlar artık bıktı. Herhangi şu an bir düşüncemiz yok. Kararsızız, evet. Hakkaniyetli kim olursa o kazanır inşallah. Şu anda yani kararsız ama seçim geldiği zaman milletçe herkes kararını verecek zaten, vermiş olacak. Bu iktidardan başkasına vereceğim kesin de. Vallahi hayırlısı kimse ona vereceğiz. Büyükşehir'in de tabii ki AK Parti'nin adayına vereceğiz. Sürmene için kararsız düşünüyoruz şu anda. Ben de şu anda kararsızım ama tabii Büyükşehir için de AK Parti. Peki gelen başkan ilçede neler yapsın istersiniz? Yani gönlünüzden biri geçer. Birçok eksik var. Çok eksik var ilçede. Yani ilçede bayağı eksik var. Özellikle sahil kesim. Bak sahilde mesela vatandaşlar burada yazın nefes alabilmesi için sahilde mutlaka bir atıfın olması lazım yani. Bir şeylerin, oturma yerlerin olması lazım. Bir kafelerin olması lazım yani. Çünkü sabah işe gidiyoruz. Akşam eve geliyoruz. Çıkamıyoruz dışarıya yani. Hiçbir yer yok. Yani gidecek bir yer yok yani. Hayat bitiyor saat 5'ten sonra. Peki. O yüzden bakacağız yani. Şu an kararsızız. Hiç kimseye. Kararsız mısın? Kararsızım. Ben de kararsızım şu an. Şu an kararsızım. Sürmene'de AK Parti güçlü görünüyor ama şu anda ne olacağını bilmiyorum. AK Parti'nin arkasında kim var? Devlet olduğuna göre herhalde burada AK Parti'ye vereceğiz, öyle görünüyor. AK Parti. Büyükşehir'de Genç mi vardı galiba? Genç. AK Parti'ye vereceğiz tabii ki. Yine AK Parti. Peki gönlünüzden geçen başkan seçilirse neler değişsin? Neler yapsın istersiniz? Yapılacak o kadar şey var ki. Sürmene otoparkın yapılması lazım. Şu arabaların buradan kaldırılması lazım. Meydandaki şu balık satan adamın buradan gitmesi lazım. Balıkhanede satması lazım. Sorun çok. Burada sorun bir tane yok ki, çok sorun var burada. Her taraf pislik içinde diyelim. Temizlik yok, belediye hizmetleri iyi değil. İyi bir seviyede olması lazım. Ve bunları eksik görüyorum ben. Büyükşehir'de AK Parti'ye. Vallahi karar vermedim ben. Trabzon'da Ahmet Bedin Genç Bey'i kesinlikle destek veriyoruz. Sürmene'de de Rahmi Başkan olmadığına göre Hüseyin Başkan'a destek vereceğiz. Sürmene'de daha karar verdiğim yok. Mevcut AK Parti adayına vermeyeceğim kesin. Ama diğerini... Onu karşıda kim küçüğüyse ona vereceğim. Büyükşehir'de de Murat Zorluoğlu'nun yanlış yapıldığından dolayı orada kararsızım. Ahmet Bedin Genç kötü birisi değil. Ama şu an oraya da karar verdiğim yok. Ama orada Ahmet Bedin Genç'e verebilirim. Ama Sürmene'de asla vermeyeceğim kişiyi söylüyorum. AK Parti'ye dana vermeyeceğim. Onun karşıda kim küçüğüyse orada ittifak yapması lazım. Kime vereceğimiz belli değil işte. AK Parti'ye vermeyeceğim. Yani AK Parti'ye vermeyeceğiz, evet. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de olabilir. Ben hiçbir tanesine vermeyeceğim. Hem Büyükşehir hem Sürmene için. Trabzon'a vereceğim. Mevcut iktidar çok büyük yanlış yaptığından dolayı iktidara vermek istemiyoruz. Çok büyük adam kayırma vardır. İnsanlar kendi adamlarını birebir kayırıyorlar. Kendi adamlarını, vasıfsız insanları iş başına götürdüler. İş başına götürdüklerinden dolayı biz iktidar partisine kendim AK Parti'ye şu ana kadar oy vermiş ama şimdiden sonra vermek istemiyorum. Bilhassa Sürmene'de kendi adamlarını kayırdıktan dolayı. Büyükşehir'de de kendi adamlarını kayırıyorlar. Onlarla düşüp kakan insanların, vasıfsız insanları işe koyuyorlar. Bizlerden benim 3 tane oğlum var, işçisi, maçına mühendisi. Talepte bulunduğumuz ayda bizi ihraç ettiler. Kendi adamlarını işe aldı koydular. O nedenden dolayı Beçi'de oy kullanmam ama Sürmene'den bir
arkadaşımız çiftçilik yapıyor. Belediye başkanı göstermişler ona, aday göstermişler. Protesto etmek için ona oy vereceğim. Yılmaz Sancak. Sürmeyle bağımsız. Büyükşehirde? Büyükşehirde bakalım. İktidar haricinde hiç fark etmez. Ne vereceğiz? İktidara vereceğiz, Süme vereceğiz. Büyükşehir ve Sümen'e her iki taraf için de mi? Hepsinden ona. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı bizim adayımızdır. Büyükşehir'de Ahmet Metin Genç, Sürmen'de Hüseyin Azlıoğlu. Büyükşehir'de AK Parti, Sürmen'de de herhangi bir parti. Henüz bir karar verdiğim yok. Sürmen'de kararsızım, Büyükşehir'de AK Parti. AK Parti'nin dışında, adaylarının dışında herhangi bir tanesi güçlüyse ona vereceğim. Artık bu kadar haksızlıklar yeter. Bu kadar adaletsizlikler yeter. Ben AK Parti başa geldiği zaman kendime bir zil takıp oynamamıştım. O kadar sevinmiştim ama yeter. En sonda 2011 yılında bir yemin etmiştim. Trabzonspor için yemin etmiştim. Oy kullanmıyordum. Hiçbir siyasi partiye oy kullanmıyordum. Bu yeminimi bir oyda dedim, bir oydur. Bu yeminimi bozdum. Ve yine de Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza yine de oy verdim. Ama inanın ki verdiğime o kadar pişman oldum ki şu an belediye başkanlarında AK Parti'nin rakibi kim ise güçlü tarafa, hiç kim olursa olsun fark etmez. Karşısında güçlü kim ise oylarımı ona vereceğim. Benim baştan beri her zaman partim AK Parti'dir. Kim gelirse gelsin benim partim AK Parti. Hem Sürmen hem Büyükşehir. Ben kararsızım. AK Parti. Her iki taraf için. Evet. Kime veriyor? Kendi insanımıza gene veriyor. Abi Azrail var ya bir tane. Büyükşehir'de Trabzon'da mı? Bellidir yani. Peki siz? Aynı şey. Aynı. Adamımız bellidir. Biz doğru yol çıkıyoruz. Sürmen'e de kime verecektiniz? Hangi şeyde? Kime? Sürmen'e de. Kuzey Haber hangi şeyde? AK Parti'ye kim oy verecek? Biz de olmadık. Ya Büyükşehir'de şu an için mevcut yani aday olan AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. AK Parti'ye vereceğiz. Her iki taraf için mi? Evet, her iki tarafı. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz? Adalet davransın yeter. Gelen başkan zaten Ahmet Metin'in adaletli olduğuna inanıyoruz ve son dakikada ona destek veriyoruz. AK Parti adayına Büyükşehir'de. Sürmene'de? Sürmene'de de büyük ihtimal.